Öyle bir hem hafif bir yorgunluk, bir Ramazan'ın vermiş olduğu duyguyla buradayız. Teşkilatları gezdiniz. Öncelikle teşkilat ne istiyor? Araklı'nın ne istediğini biliyoruz. Valla teşkilatlarımız sağ olsun, biz her gittiğimiz 18 teşkilatımızda da hem ilçe başkanımız, kadın kolları yönetimleri, gençlik kolları yönetimleri sağ olsun bize karşı bir teveccühleri var. Ama bu anlamda belki bunun oluşması 2018 yılındaki altın sıra milletvekilliği adaylığımdan sonra dahi seçilemedik, ama biz onların gönlünden düşmemek adına onlarla ikili ilişkilerimizi, telefonlaşmamızı, konuşmamızı, Trabzon'umuza her geldiğimizde onları ziyaret etmemizi, bu anlamda şimdi onlarla bir araya geldiğimizde de ayrı bir teveccüh oldu. Tabii teşkilatlar elinden geldiğince hem buraya gelmişler, bizleri desteklemeye çalışıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Ama burada şunu gördük biz, teşkilatların hazır olduğunu gördüm. Teşkilatların enerjisi olduğunu gördüm. Teşkilatlar bu anlamda sahada her eli tutmak, her eve girmek, herkesin gönlüne ulaşmak için bir program çalışması içerisindeler. Bu da bizleri gayesiyle mutlu etti, memnun etti. Bize de ayrı bir enerji verdi. Başkanım, Türkiye siyasetinde Trabzon'un yeri çok önemli. Fakat 5 vekilden 4'e düştü. Bunun 5'e çıkması için sizce nasıl bir liste, nasıl bir çalışma? Şimdi tabii ki listeyi başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizin onayıyla beraber, biz şimdi burada 79 tane adayadayız. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımız. Her biri kendi alanında kendini yetiştirmiş. Tabii bunun kararını komisyonumuz ve Cumhurbaşkanımız verecek. Sonuçta burada sadece listede olmak değil, 79 aday adayımızda, hatta teşkilatlarımızın her bir mensubu birinci sıra milletvekili adayı gibi sahada çalıştığımızda, gerçekten bu anlamda bizler belki bu dönem bizim daha çok ihtiyacımız olduğunu, hatta bu zamana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın hem teşkilatlarımıza hem ana akademimize, gençlik kolları, kadın kollarına ve tüm herkese ihtiyacı vardı. Ama şimdi teşkilatlarımız ve bizlerimizin bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız olduğunu, bu bilinçle beraber teşkilatlarımızın da bu bilinçte olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Başkanım, şimdi sporla siyaset bir araya geldiği zaman biraz irite oluyor. Özellikle Trabzonspor'a siyaset karışmasın şeklinde çok sloganlar duyduk, ettik. Ama bir yerde sıkıştığında da siyaset can simidi oluyor, kurtarıcı oluyor. Sizin AK Parti'ye katılmanız ve AK Parti'den aday adayı olmanız sporda bir hani derece düşmesine veya ya işte keşke girmeseydi diyenlerin eleştirilerine maruz kalıyor musunuz? Bir avantaj mı, dezavantaj mı? Ve AK Parti'yi tercih etmenizdeki nedeni soracağım. Şimdi bu bizim açımızda şöyle avantaj. Trabzon bir spor şehri, bir futbol şehri ama bütün branşları barındıran bir şehir. Bu anlamda biz de Trabzon'umuzun, ülkemizin bir dünya şampiyonu olan bir sporcusu olarak bayrağımızı yönlere çektirmiş, İstiklal Marşı'nı tüm dünyayı ezberletmiş biri olarak insanların bize bakışı farklı. Sen ülkemizin, özellikle Trabzon'umuzun şampiyonusun. Bu bizi bağırlarına basması büyük bir avantaj. Yani çünkü bizim ülke milliyetçiliğin içerisinde, Karadeniz'in içerisindeki Trabzon'umuz bu anlamda çok milliyetçi. Biz de bu bayrağı dalgalandırdığımız için bize karşı ayrı bir muhabbetleri oluyor. Yani bunun ciddi de avantajı olduğunu düşünüyorum ben. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizi her müsabaka sonrası araması, özellikle bu davaya gönül vermeniz de önemli bir etken. Evet. Neler hissediyorsunuz o aradığında? Hani biz çok şeyler hissediyoruz sizin şampiyonluğunuzu duyduğumuzda da. Siz neler hissediyorsunuz? Gerçekten o sağda, şeyden çıkıyorsunuz, minderden ve bir telefon geliyor Cumhurbaşkanı telefonla. Şimdi tabii biz her müsabakamızda, her şampiyonamızda müsabakadan çıkar çıkmaz daha terimiz soğumadan bizi ilk arayıp tebrik eden, telefonun sesinde evladım, aslanım, Allah senden razı olsun. Bu ülkemizi gururlandırdın, bizi mutlu ettin. Allah da seni gururlandırsın, mutlu etsin. Her daim
ilk arayan Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi olmak. Tabii ülkemizin en üst makamında bir kişinin arayıp da bizi onurlandırması, gururlandırması, sesini duymamız bizi çok mutlu ediyor. Ve Cumhurbaşkanımız bu döneme kadar her zaman Türk sporunun yanında olduğu, gençlerin yanında olduğu, gençliğin yanında olduğu, o anlamda biz ona ne kadar şükretsek azdır. İşte onunla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Gençlik Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu Türkiye'nin her bir yerinde inanılmaz sahalar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, sentetik sahalar, inanılmaz bir destek veriliyor. Sahada ciddi anlamda yatırım yapılıyor. Gençlere inanılmaz bir yatırım yapılıyor. Şu anda spor yapan her bir gencimizin çok ciddi anlamda, ekonomik anlamda, malzeme anlamında çok ciddi destekler oluyor. Üniversitesini %100 burslukta okuyabiliyor. Sporcu harçlığı alıyor. Türkiye şampiyonlarında derece yapan her bir sporcumuz devlet tarafından destekleniyor. Üniversiteye direkt giriyor. Öğretmenlik ataması, antrenörlük ataması, uzmanlık ataması, müşavirliği, bu anlamda verilen imkanların sınırı, haddi sınırı yok. Ondan dolayı da biz buradan Cumhurbaşkanımıza ne kadar şükretsek ve sayın bakanlarımıza bu ülkenin imkanlarını, bakanlıkların imkanlarını tamamen ilçelerimize de, illerimize de, her bir yere vermeye çalışıyorlar. Bu anlamda da ben Gençlik Spor'un bir ferdi olarak Trabzon'a yapılan spor tesislerin, bundan sonraki süreçte de yapılacak olan planlamalarda Trabzon çok ciddi anlamda sportif yatırımların her zaman olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Vatandaşlar geliyor. Sizin de karşılamanız gerekiyor. Çok sağ olun. Çok vaktinizi almayalım. Oylar gitmesin. Temayül oyları lazım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.